Bugün sizlerle evrenin büyüleyici dünyasına adım atıyoruz. Yıldızlar, evrende birer ışık huzmesi olarak parıldayan devasa gaz toplarıdır. Gökbilimciler yıldız sayısının septilyonlarla ifade edilebileceğini tahmin ediyor. Sadece Samanyolu galaksimizde bile 100 milyardan fazla yıldız yer alıyor. Şimdi yıldızların doğumundan yaşamlarının sonuna kadar süren muhteşem yolculuklarına şahit olacağız. Yıldızlar, gaz ve toz bulutları olan moleküler bulutlardan doğar. Bu bulutlar, Güneşimizin kütlesinin binlerce ila milyonlarca katı büyüklüğünde olabilir. Soğuk ve yoğun gaz cepleri oluşturan bu bulutlar çekim kuvvetiyle çökmeye başlar. Bu süreçte sürtünme ve ısınma meydana gelir ve nihayetinde bir protostar, yani bebek bir yıldız oluşur. Bu protostarlar, yıldız kümeleri veya yıldız fidanlıkları olarak adlandırılan moleküler bulutlardan oluşan genç yıldız gruplarına dahil olurlar. Protostarların enerjisi ilk çöküş sırasında açığa çıkan ısıdan gelir. Milyonlarca yıl sonra yıldızın çekirdeğindeki yüksek basınç ve sıcaklık hidrojen atomlarını helyum atomlarına dönüştüren nükleer füzyon sürecini başlatır. Bu füzyon enerjisi yıldızı ısıtır ve yer çekimi tarafından daha fazla çökmesini engeller. Hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızlara ana dizi yıldızları denir ve bu evre bir yıldızın yaşamının en uzun süren evresidir. Yıldızın parlaklığı, büyüklüğü ve sıcaklığı bu evrede milyonlarca veya milyarlarca yıl boyunca yavaşça değişir. Güneşimiz de şu anda ana dizi evresinin ortalarındadır. Yıldızlar yakıt olarak gazları kullanır ve yakıtın miktarı yıldızın kütlesine bağlıdır. Düşük kütleli yıldızlar daha büyük kütleli olanlara göre daha uzun süre, daha sönük ve daha soğuk bir şekilde yanarlar. Büyük kütleli yıldızlar enerji üretmek için daha yüksek oranda yakıt yakmak zorundadır. Çünkü kendi ağırlıkları altında çökmelerini engellemek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bazı düşük kütleli yıldızlar trilyonlarca yıl boyunca parlayabilirken bazı büyük kütleli yıldızlar sadece birkaç milyon yıl yaşayacaktır. Bir yıldızın hayatının sonuna yaklaşıldığında hidrojen tükenir ve helyuma dönüşür. Bu dönemde çekirdek çökmeye başlar ve yıldız yavaşça şişmeye başlar. Düşük kütleli yıldızlar genellikle bir dev yıldıza dönüşürken yıldızın dış katmanları patlar ve genişleyen bir toz ve gaz bulutu olan gezegenimsi bir bulutsu oluşturur. Geriye kalan çekirdek ise beyaz cüce olarak adlandırılır ve milyarlarca yıl boyunca yavaş yavaş soğur. Ancak yüksek kütleli yıldızlar için süreç daha farklı ilerler. Karbon, oksijen ve daha ağır elementlere dönüşene kadar nükleer füzyon gerçekleşir. Bu süreçler çekirdeğin çökmesini engelleyen enerjiyi üretir. Ancak her yeni yakıt yıldıza daha az zaman kazandırır. Sonunda çekirdek demir haline gelir ve yakıt tükenir. Demirin daha ağır elementlere dönüşümü enerji açığa çıkarmak yerine enerji gerektirdiği için çekirdek çöker ve ardından tekrar toparlanır. Bu değişim şok dalgasıyla sonuçlanan devasa bir patlamaya, yani süpernovaya yol açar. Çekirdek nötron yıldızı ve kara delik gibi yoğun bir kalıntı olarak hayatta kalır. Süpernovanın ve yıldız olaylarının etkisiyle kozmosa saçılan madde, gelecekteki moleküler bulutları zenginleştirir ve yeni nesil yıldızların doğmasına katkıda bulunur. İşte böyle, yıldızların doğumundan ölümlerine kadar olan olağanüstü yolculuklarına tanık olduk. Evrenin bu harikaları bizlere küçüklüğümüzü ve kırılganlığımızı hatırlatır. Umarım bu video evrende neler olduğu hakkında biraz daha bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Lütfen unutmayın, evrende hala keşfedilecek çok fazla şey var. Ve gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde sonsuz bir potansiyelle karşılaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.